hocalarım, değerli basın mensupları ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ile Lara TV tarafından ortaklaşa düzenlenen diksiyon ve etkili konuşma konulu seminer ve atölye çalışmasına hoş geldiniz. Seminer ve atölye çalışmamızı TRT Kurumu'nun deneyimli baş spikerlerinden Sayın Fikret Alan yürütecek. İzninizle Sayın Fikret Alan'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Kayseri Bünyan doğumlu Fikret Alan, genç yaşta spikerlik mesleğine atılarak TRT Kurumu'nun Türkiye'deki çeşitli bölge müdürlüklerinde baş spikerlik ve program yapımcılığı görevlerinde bulundu. Fikret Alan, İzmir ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Şeref Divanı üyesidir. Ve Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerinde etkili konuşma derslerini vermektedir. Halen TRT İzmir Kent FM'de radyo programı hazırlayıp sunmaktadır. Onca yoğun programına rağmen üniversitemizin davetini kabul eden Sayın Fikret Alan'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi etkinliğimizi başlatması için Sayın Fikret Alan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Teşekkürler. Merhaba sevgili dostlar. Sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum şu dakikalarda. Daha önce de üniversitenize geldim. Bu sahneden sizlerle birlikte olmanın hazzını tattım, onurunu yaşadım. Türkiye'ye döndüğümde de İzmir'de gerek yapmış olduğum radyo programlarında, gerekse dost sohbetlerimde, hatta ve hatta vermiş olduğum derslerde sizlerden büyük bir onurla söz etme fırsatını yakaladım. Bu fırsatı bana sizler yakalatıyorsunuz, sizler yaratıyorsunuz. Dolayısıyla hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Lütfen kendinizi alkışlar mısınız? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, bugünkü birlikteliğimiz içerisinde, burada kısa süre içerisinde, 2 saat şu anda içinde bulunduğumuz zaman diliminde, 2 saat öğleden sonra ve yarın da yine sabah saatlerinde 2 saat, yani toplam 6 saat birlikte olmakta, sizlere Türkçenin nasıl kullanılması gerektiği ve hangi sözcüklerin nasıl okunması gerektiği, nasıl tonlanması, söylenmesi gerektiği, hangi seslerin ne şekilde birleştirilmesi gerektiği konusunda geniş kapsamlı bir eğitim vermeme ve bu eğitimden de siz aldıklarınızla tamamıyla Türkçenizi düzeltme fırsatını yakalamış olmanıza tabii ki imkan yok. O zaman biz niye buradayız diye düşüneceksiniz haklı olarak. En azından yanlışlarımızı saptamanız. En azından neleri artık bundan böyle nasıl yapmanız gerektiği konusunda bilgiler edinebilecek olursanız ve bunları da siz kendi içinizde geliştirme olanağını yakaladıkça geliştirebilecek olursanız geleceğiniz için son derece önemli bir fırsatı yakalamış olacaksınız. Şunu hiçbir zaman için aklınızdan lütfen çıkarmayınız ki ben Türkçeyi doğru kullanan ama diksiyon eğitimine gereksinimi olan sevgili arkadaşlarımla en az 48 saatlik bir çalışma yapmak zorunda kalıyorum. Onların Türkçeyi artık doğru seslendirebilmeleri için. Ve o 48 saatlik çalışma, yani haftada diyelim ki 4 saat ya da 6 saatlik bir çalışmayla bu haftalar süren bir çalışma söz konusu oluyor. Bütün bunları yaptıktan sonra artık yavaş yavaş Türkçeyi doğru seslendirmeye başlıyor o arkadaşlarım. O sırada da
İnanır mısınız, sizin de başınıza gelecek bütün bunlar, okuduğu bir haber metnini ya da seslendirdiği bir metni değerlendirirken, yani Türkçeyi doğru kullanarak seslendirirken, aklında tek bir satır ya da birkaç kelime dahi kalmıyor. Çünkü bütün dikkati onun nasıl seslendireceğiyle ilgili. Sesleri nasıl tonlayacağı, yorumlayacağıyla ilgili. Süreç içerisinde artık bizler gibi metni şöyle diye aldığında eline, bizler bir de çapraz okuma yeteneğine sahibiz demem birazcık ukalalık, hoşgörünüze sığınıyorum. Bunu edinmiş, çapraz okumayı edinmiş insanlarız. Şöyle bir baktığımız zaman en az 7-8 satırı şöyle çapraz bir okumayla orada ne yazıyor? Tamam, onu bütün seslendirmesiyle edinmiş oluruz. Bunun içinde yıllar gerekiyor. Pekala, bu kadar zor mu Türkçeyi doğru konuşmak ve doğru kullanmak? Gerçekten de Türkçe bütün dünya dilleri üzerinde çok özel ses yapısına sahip olan bir dildir. Türkçenin gramer yapısındaki zenginlik ve kurallar bütünü hemen hemen başka dillerde yok gibidir. Yani karşıt dil olarak çok az diller gösterilebilir. Bu açıdan Türkçemiz hakikaten dünya dilleri içerisinde çok zengin dillerden bir tanesidir. Ve seslendirmesi de olağanüstü güzeldir. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hazırlık sınıfında İngilizceyi bayağı iyi edinmiş insanlardan biriydim. Almış olduğum eğitim sürecinde de İngilizceyi bayağı iyi kullanan insanlardan biriydim. Şimdi ben neredeyim diyene veyahut da şuraya nereden nasıl giderim diyene bir yol tarifinde bile olağanüstü derecede zorlanıyorum. Çünkü bütün dikkatim Türkçe'yle. Sevgili dostlar, içinde bulunduğumuz coğrafya, Kıbrıs, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve burada edindiğimiz Türkçe, Anadolu'dan gelen sevgili dostlarımın burada karşılaştığı Türkçe, son derece özel ses yapısına ve özel boğumlamalara tabi bir Türkçedir. Dolayısıyla işimiz burada oldukça zor. O yüzden 6 saat içerisinde benden burada bir diksiyon dersi almış olmayacaksınız. Türkçenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda çok önemli bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Daha önce Radyo Vatan'da 5-6 yıl oldu galiba, değil mi? Radyo Vatan'da diksiyon dersleri verdim. Oranın speaker ve sunucusu olan arkadaşları galiba o radyoyu dinliyorsunuz, değil mi? İçinizde dinleyenler var mı? Var herhalde. Çok teşekkür ederim. BRT'deki arkadaşlardan bazılarıyla çalışmak durumunda kaldım. Onların diksiyonlarında belirli bir düzgünlük, belirli bir düzeltme artık dikkat edilecek ölçüde söz konusu. O halde ne yapacağız? Ve neyi nasıl yapacağız? Türkçemiz konusunda belirli bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Belirli düzeltmeleri yapmaya çalışacağım. Ve bu yaptıklarımı da sizlerden almaya çalışacağım. Bu konuda bana son derece yardımcı ve yararlı olacağınızdan eminim gayet tabii. Hiç kimse buraya gelmek istemiyor şu anda. Bunun farkındayım. Ama inanınız ki koşarak gideceksiniz. İnanınız ki bildiklerinizi veya denemek istediklerinizi çok rahatlıkla yapacaksınız. Biz espri olsun diye belki tebessüm edeceğiz ama bundan son derece gurur duyacağız, onur duyacağız. Çünkü neyi ne kadar alabilmiş arkadaşımız, bu aldığını ne denli ne kadar verebiliyor. Bu son derece önemli sevgili dostlar.
Öncelikle ilk olarak sizlere ben hemen Türkçemizde son derece önemli olan bir harften söz edeceğim. Ses diyemiyorum. Biz harflere ses deriz çünkü. İşte A sesi, B sesi, C sesi. Ama buna ses diyemiyorum. Sadece bir harf olarak adlandırıyorum. Sizce hangi harf olabilir bu? Çok teşekkür ediyorum. Yumuşak G hiçbir şekilde Türkçe'de okunmaz sevgili dostlarım. Bunun için şunu söylemek durumundayım. Bizim zamanımızda köy enstitülerimizin bir Türkçe öğretmeninden ders almış olmanın onurunu yaşıyorum. O dönemlerde Türkçenin yazıldığı gibi konuşulan dil olmadığı, büyük ölçüde yazıldığı gibi konuşulan, konuşulduğu gibi yazılan bir dil olduğu öğretilmişti. Buraya gelmeden önce geçtiğimiz hafta İzmir'de Türk-Amerikan Dernekleri, Türk-Alman özür dileyerek hemen düzeltiyorum, Türk-Alman Dernekleri'nden, derneklerin oluşturduğu İzmir'de çok güzel bir okul var. Hem ortaokul bölümü, ilkokul bölümü ve lise bölümüyle harikulade bir eğitim sistemine sahipler. Çok geniş olanaklara sahipler. Ben o okula girdiğim zaman aman tanrım bir özel galeriyi mi geziyorum diye düşündüm. Meğer okulun koridorlarında dolaşıyorum. Muhteşem bir okul. O okulda benden Türkçe konusunda belirli eğitimler ve belirli konferanslar istediler sınıflarda. Öğrenciler muhteşemdi. Ama öğrencilerle birlikte beni dinleyen Türkçe öğretmenlerimiz de vardı. Bu Türkçe öğretmenlerimiz beni tehdit ederken öyle cümleler kullandılar ki gerginlikten neler söyleyeceğimi, nasıl konuşacağımı, ne diyeceğimi şaşırdım. Ama tabii onlara da bir şeyler belli etmemek kaydıyla. Söyledikleri sözler şunlardı. Hocam, harikaydınız. Muhteşem bilgiler aktardınız. Çok güzel şeyler öğrendik sizden. Düşünebiliyor musunuz böyle bir cümleyi? Türkçe öğretmeni. Bu şunun kanıtıydı. Ben o öğretmenleri suçlamıyorum. Asla onların bir hatası yok. Bu şunun kanıtıydı. Artık uzun yıllar ülkemizde Türkçe öğretmenlerine ya da Türkçe öğretmeni olacak olanlara ya da Türkçe'ye gönül veren öğrencilere, mutlaka öğretmen olması gerekmiyor. Gönül veren insanlara Türkçenin yazıldığı gibi konuşulan, konuşulduğu gibi yazılan bir dil olmadığı, büyük ölçüde yazıldığı gibi bir dil ya da yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dil olduğu anlatılıyor. Özür dilerim, anlatılmıyor. Öğretilmiyor. Hala o gerginliği yaşıyor gibiyim. Demek ki ilk öğreneceğimiz kurallardan bir tanesi. Türkçe büyük ölçüde yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dildir. Lütfen bunu belleğinize çok derin kazarak alınız. Lütfen. Buna örnekler vereceğim. Yumuşak G bunların başında gelir. Yumuşak G hiçbir koşulda seslendirilmez arkadaşlar. Gideceğim, yapacağım dediğiniz oluyor mu? Ama okurken bunu yapıyorsunuz. Arkadaşınızla konuşurken, eşinizle, dostunuzla, ailenizle, annecinizle, babacığınızla konuşurken gideceğim baba, geleceğim anne, alacağım,
yapacağım diyorsunuz. Ama bir metin verdiğimizde size bunu seslendirir misiniz, okur musunuz dedi. Yapacağım öğretmenim dedi. Gideceğim yavrucuğum diye karşılık verdi. Geleceğini söyledi gibi seslendiriyoruz, okuyoruz. Böyle bir kural yok arkadaşlar. Okurken ya da konuşurken. Yumuşak G hiçbir koşulda kullanılmaz. Çok az olduğu için burada söz etmek istemiyorum. Türkçe'de 4-5 kelimede B sesine falan dönüşür. Ama onlar da problem değil. Onları zaten düzeltirsiniz. Yumuşak G ünsüzü. G ünsüzünün ad üstünde yumuşatılmış hali. Ama bazı bu konuda bilimciler alfabenin jokeri olarak tanımlamışlar. Ben bu kelimeye de karşılığım. Hiç böyle tanımlamaya da gerek yok diye düşünüyorum. Bazı kelimeler yazmak istiyorum. Yazabilirim herhalde değil mi? Buradaki kural sevgili arkadaşlar. Neden bu sözcükleri tercih ettiğini düşünüyorsunuz? Bütün sözcüklerde bir benzerlik var. Nedir o benzerlik? O ile ünlüler. O, A, O, A, O, A şeklinde. Bir. Yumuşak ye düştüğü vakit, okunmadığı vakit, kendinden önce gelen sesi, ünlüyü yarım ses uzatır, kendisiyle birlikte kendisinden sonra gelen ünlüyü sesi düşürür diye anlatırız genellikle. Fakat burada böyle bir şey söz konusu değil. Eğer bu söylediğim kural geçerli olsa ne olur? Yumuşak ye'yi düşürürüz. Boğaz yerine iki noktayı kendinden önce bu iki noktadan önce gelen sesi yarım ses uzatmak kaygısıyla koyuyor. Yani okunuş, boğaz, boğaz demiyoruz. Doğal, soğan, poğaça, doğan gibi. Burada bazı ayrışmaları vermeye çalışıyorum. Genel tanımlamanın dışında kalan kısımlar. O-A ve O-U. Örneğini verelim şimdi. Bunu çoğaltmak daha olası. Yine aynı şekilde yumuşak G'yi biz nasıl niteliyorduk?
yumuşak G, kendinden önce gelen sesi yarım ses uzatır ve kendisiyle beraber kendisinden sonra gelen sesi düşürür olarak tanımlıyordu. Fakat bunlar özel durumlar. Burada şurayı düşürmememiz, o zaman düşürdüğümüz takdirde, bu kurala uyduğumuz takdirde ne olur? Olur değil mi? Sok olur. Do gibi bir anlam çıkar. Hayır. İşte bu tür seslerde yumuşak ye sadece düşüyor. Ama önceki ses yarım ses uzuyor. Yani nasıl okuyoruz? Oğul, soğuk, doğu, kovuk, yoğurt ya da yoğurt gibi. Bakınız şimdi aynı seslerden oluşunca çift ses vermemize hiç gerek yok burada arkadaşlar. Yumuşak G'yi düşürdüğümüz zaman şu ses de düşüyor. Ama bir önceki ses yarım ses uzuyor. Yani sağanak, dağarcık, daha ağırcık demiyoruz. Mağara demiyoruz. Mağara. Dağ. Dağ. Eğer sadece dağ olmuş olsaydı bu ne yapacaktı? Dağ. Dağ. Dağ diyorsak A'yı yarım ses uzatacaktı. Dağ A demiyoruz. Dağ demiyoruz. Sağ. Mağaza. Gibi. Yumuşak Y'yi özellikle ısrarla anlatmak istiyorum sevgili dostlar. Bu konuda hoşgörünüzü de rica ediyorum. Pekala, farklı sesler geldiğinde ne olacak? Yani ağı. Burada ne olacağını düşünüyorsunuz? Bana katılabilecek olan sevgili bir arkadaşım var mı? Görüş belirtecek. Az önce burada ne olması gerektiğini az önce anlatırken hafifçe böyle bir cümleyle söz ettim. Lütfen buyurun. Yumuşak diye düşüyor herhalde. Sonra? Pekala buyurun. I A'ya dönüşüyor diyorsunuz. Bu da bir anlatım tarzı. Buyurun. Yumuşak Y'den az öncekinde bir sonrakine hafif uzatıyordu. Şimdi bir öncekine hafif. Yumuşak Y'de hiçbir zaman için az önce bir sonrakini de uzatıyoruz demedim ben. Sakın yapmayın. Hayır. Kelime olarak.
mağara. Yani önceki A'yı uzattığımız için yumuşak G'den sonra da orada bir A vardı. Evet. Yumuşak G'de daima bir önceki sesi yarım ses uzatıyoruz. Evet, üç arkadaşımızın söylediğinde genel olarak doğrular söz konusu ama tam anlatamadılar. Burada ikisi birden düşüyor arkadaşlar. Yumuşak G'nin genel kuralını anlatırken ne dedim yumuşak G? Yumuşak G ardındaki gelen sesle birlikte düşer. Kendinden önce gelen sesi yarım ses uzatır. Ama az önce verdiğim A'lar veyahut da O'lar neydi? Mutlaka okunması gereken seslerdi. Ama bir önceki sesi yarım ses uzatarak okunması gereken seslerdi. A, kağıt, çağ, yağış. Yumuşak G'yi duyabiliyor musunuz bende burada? I'ları duyabildiniz mi? Duydunuz mu efendim? Hayır değil mi? Kafanızı böyle sallanınca sanki onlar demişsiniz gibi geldi bana. Yine bazı küçük örnekler vermek istiyorum. Çok azdır bunlar ama bilmenizde yarar var. Birkaç tane daha kelime vardır. Ben sadece bu kadarını yazmakla yetiniyorum. Bu tür kelimelerde ise yumuşak G, Y'ye dönüşür arkadaşlar. Teğmenin yazılışı böyle. Birçok arkadaşımız okunduğu gibi yazıldığını zanneder, teğmen yazar, Y ile yazar. Hayır, yazılışı yumuşak G ile. Okunuşu. Eğitim. Okunuş. Okunuş. Şimdi burada bir soru gelecek galiba. Efendim? Yani neden bu farkı yaratıyoruz biz? Yani neden hani orada yazılırken, yumuşak G yazılırken, okurken neden G? Ağzımızdan çıkan artikülasyon artiküle ederken, yani boğumlarken, dilimizin ve damağımızın almış olduğu ses, çıkardığımız ses bu şekilde olduğu için. Ama benim burada anlatmak istediğim, mesela şurada deminki kurala uyacak olursak size tam bir yanıt. Ne yapmamız gerekir? Yumuşak G ile İ'yi düşürmemiz, E'yi uzatmamız gerekir değil mi? Az önceki. E'tim olmaz mı o zaman? Öyle olmasın diye demek ki bu tür seslerde böyle bir özel kuralımız da var. Dikkat ettiniz mi? Burada pekala bana soracak olan bir başka sevgili dostum, arkadaşım yok mu? Pekala şu kelimede şu anlamı nasıl vereceğiz?
Buyurun lütfen. Çiğdem, tabii Çiğdem Y ile kullanacağız. Ama benim burada sorduğum başka bir şey. Çiğdem de yazılabilir. Buyurun lütfen. Eğer'de ne olacak peki? Harika. Çok teşekkür ediyorum. Eğer şöyle yaparsak, eğer böyle yaparsak anlamında eğer diyoruz. Pekala, biri eşeklerin sırtına yüklenen oturma grubu var değil mi? O da eğer. Onu nasıl ayıracağız? Orada Y'yi biraz daha kullanıyoruz. Ve o kelimenin geçtiği cümle içerisinden anlaşılabilir. Burada böyle küçük bir zorluk var. Ve bunun da çok bilimsel bir açıklaması, insanları tatmin edecek bir açıklaması ancak benim söylediğim kadarıyla olası. Yani Y'yi biraz vurgulamamız. Lütfen buyurun. Sayın hocam, ben doktora gidip başım ağrıyor dediğimde doktora elimiz olan ağrıyı anlıyorsa bravo mesleği. Bunu biraz açıklar mısınız lütfen? Ağrı var ya, ağrı. Ağrı, evet. Biri vücudun sinirlerin uyandığı verdiği tepki. Ama başında ağrı iyi nasıl olur başında? Ağrı. Ha, işte o eğer'e geleceğim. Yani konuşma arasında arkadaşım da dedi. Eğer böyleyse, eğer şöyleyse bizde o aklımıza gelmez de konu o değilse. Yani bravo. Bir de o şekilde açıklayabiliriz demek istiyorsun. Yani kelimenin anlamıyla ancak. Fakat biz eşeklerin sırtına vurduğumuz o oturma grubunun için eğer diyoruz. Yani Y'yi birazcık daha vurguluyoruz ki iki kelimeyi. Bir de cümleler içerisinde kullanma sadece bunu. Kelimeyi tek başına kullandığınız zaman ne yapacaksınız? Anlatmak istediğinizde. Buyurun lütfen. Vurgu diyeceksiniz. Vurgu nerede olur o zaman? Bravo. Bravo. Bir yer adından söz ediyorsak vurgu nerede olur arkadaşlar? Onu birazdan anlatacağım. Yer adlarında. Türkçemizde vurgu, şimdi hemen geçmiş olalım ona. Türkçemizde vurgu bütün kelimelerde genellikle, buna çok dikkat ediniz lütfen, genellikle sondadır. Ama yer adlarında, yer adlarında birisi orta dedi, başka bir görüşü olan, başta diyen var. Başta diyen var. Buyurun. Sadece ünsüz harflerde diyen arkadaşım var. Nasıl olacaksa onu bilemiyorum. Taklit bile edemeyeceğim. Örnek bile gösteremeyeceğim çünkü okulda. Fakat söylediğinizle ilgili bir anlatım olacak. Çok teşekkür ediyorum bu uyarınız için. Başka? Son hecede diyen var. Oldukça çeşitli görüşler çıkmaya başladı. Siz arkadaşlar örnek gösteremeyeceğim derken örnek göstermiş oldunuz. Orada biraz bir yaptınız. Güzel. bu konuya da değineceğim. Çok teşekkür ediyorum bu katılımınızdan dolayı. Beni onurlandırıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yumuşak Y'yi bu şekilde bitirmek durumundayım. Zaman açısından. Yoksa yumuşak Y üzerinde daha söylenecek çok söz var. Ama özellikle şunu öğrendik galiba sevgili dostlar. Yumuşak Y'yi hiçbir koşulda okumaya çalışmıyoruz. Yapacağım, edeceğim, gideceğim, geleceğim, olacağız gibi asla ve asla seslerde diyoruz. Bu konuya artık yaşamınızda bundan böyle çok özen gösterecek olursanız kendiniz için çok doğru konuşma adına önemli bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Buna lütfen dikkat edin.
Çoğaltmak mümkün bunları. Gideceğim, geleceğim, yapacağım, edeceğim. Özellikle bir de yumuşak yerin sonda oluş halini vermek istedim size. Nedenine gelince. Burada yumuşak G I ile beraber düşüyor. A yarım ses uzuyor ama ondan önce gelen şu A yarım ses uzarken ondan önce gelen A I'ya dönüşüyor. Edeceğim. Yumuşak G I ile beraber düşüyor. Neden bu şekilde düştüğünü az önceki örneğimizde gösterdim. Değil mi arkadaşlar? Farklı seslerin gelişlerinde. Fakat ondan önce E şurada yarım ses uzarken ondan önce gelen E de İ'ye dönüşüyor. Türkçe'de doğru kullanım bu. Artık bütün bunların kurallarının birçok bilim insanı tarafından bu konuda son zamanlarda beni sevindiren bir durum tabii bu. Sizleri de sevindirmesi gerektiğine inandığım bir durum. Çok ciddi ve derin çalışmalar yapılıyor. Ve bilim insanları ve yetkin insanlar tarafından ciddi ve derin çalışmalar yapılıyor. Türk Dil Kurumu'nun ilk hali gibi değil. Türk Dil Kurumu'na olağanüstü derecede büyük saygım vardır. Ve muhteşem çalışmalar yapmıştır. 1980 öncesinden söz ediyorum. Fakat ilk hali de ciddi boyutlarda eleştirilmesi gereken bir haldi. Neydi? Orada birdenbire yoğun Türkçeleşmeye geçmek adına çok garip sözcükler üretilip garip teoriler burada geliştirilmişti. Ve hatta buna karşı çıkanlar da belirli bir dünya görüşüne, siyasete sahip olan insanlardı. Onlar da alay etmek adına şöyle bir cümle üretmişlerdi. Geçen birlikteliğimizi anlatmıştım sevgili hocam. Gök götüren demirden iteleçte, gök konuksal avrat ile içi geçmiş dinsel kişi aşı yedim. Yani çok doğru. Gök götüren demirden iteleçte, gök konuksal avrat ile içi geçmiş dinsel kişi aşı yedim. Diyorlar ki, madem ki biz bu şekilde Türkçeyi kullanacağız, sizin iddia ettiğiniz gibi 1945-50'li yıllar, sizin iddia ettiğiniz gibi bir Türkçe kullanacağız, o zaman uçak yerine ki tayyare kullanılıyordu o dönem. Ek ak, bir eylemin yapıldığı yer, yunak, yunulan yer, konak, konulan yer, uçak, uçulan yer. Pekala, biz tayyare yerine gök götüren demirden iteleç mi diyeceğiz kardeşim diyenler oldu. Hostes, Türkçe değil. Tayyare de Türkçe değil ama tayyarenin yerine uçak önerildi ve uçak gayet güzel oturdu. Onu demin anlatmaya çalıştım. Hostes Türkçe değil. Çok haklılar. Hostes yerine o zaman önerilen bazı sözcükler vardı veya unutulmuş. O zaman ne diyeceğiz? Gök konuksal avrat mı diyeceğiz? Bizi orada işte konuksal konuk ağır. Konuk seven, konuklara düşkün anlamında. Yani hostesler de genellikle o dönemlerde kadınlardan oluştuğu için ve kadınlara hostes dediği için erkeklere host ediyor galiba. Öyle değil mi? Güzel. Gök konuksal avrat mı diyeceğiz? İçi, avrat ile içi geçmiş dinsel kişi aşı. Ne olabilir sizce bu? İçi geçmiş dinsel kişi aşı? Evet. İçi geçmiş dinsel kişi
içi geçmiş dinsel kişi imam, içi geçmiş dinsel kişi imam bayıldı, bayılmış imam. Gibi. Neyse, bunları hemen geçelim. Vaktimiz çok sınırlandı, değil mi sevgili hocam? Var, vaktimiz var. Buyurun efendim. Şapkalı, eva şapkalı örneği verdim. Size hakkında ne düşünüyorsunuz? Şapkalı ağanın bence şapkasının çıkarılmaması gerektiğine inanıyorum. Kaldırılmaya çalışıyorum. Şimdi uzun ağ ile açık ağ, kapalı ağ. Ağ dört tane diyemizde. Dört ses, dört ayrı özelliği olan ses. Kalın ağ, ince ağ, uzun ağ, kısa ağ şeklinde. Bunlardan şapkasız olanlarda ama uzun okunması, ince ve uzun okunması gereken ağlarda da şapka koyacak mıyız, koymayacak mıyız? Bunu düşünüyorum. Yanlış bir şey, onu başaramayacaklar. Hiç kafanızda. Çok yanlış bir şey. Mümkün değil. Ulamaya geçmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Yani şapka mutlaka yerindedir. Fakat sorduğum soruya geniş ve akılda kalıcı bir yanıt vermem için ağayı uzun uzadıya anlatmam gerekir. Demin söylediğim gibi kısa bir tanımlamayla dört tane dilimizde A vardır, uzun, ince, kısa, kalın olarak. Bunlara da örnekler verilebilir. Aruz ölçüsünde geçelim. Aruz'u karıştırın. Aruz, divan edebiyatımızda özellikle Osmanlıca diye adlandırılan, Osmanlıca diye bir dil yok arkadaşlar. Bu konuyu özellikle araştırmanızı ve bu konuya özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Hemen anlatayım. Osmanlıca diye adlandırılan dil 15. yüzyıldan itibaren saray tarafından yerleştirilmeye çalışılan bir dildir. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ya da Yunus Emre'nin ya da Karacaoğlan'ın şiirlerinde Osmanlıcayla çok iç içe olduğunuzu görür müsünüz? Görüyorum. İç içe olduğunuzu. Mesela hocam diyor ki şebi iyada imine cimila muvakkidu ne biliyor? Müptela igamazur kimi geceler kaç saat? Buyurun. Kim diyor bunu? Huzuri'de gördüm. Ben Tuzuri'den söz etmedim yalnız. Ya bunlarda da var okumayacağım. Dinlerseniz o zaman rica edeyim lütfen. Bana bir fırsat tanıyacak olursanız demek istediğim çok daha açık anlaşılacak. Bu sözünü ettiğim insanlar 1290, 1280, 1300 yılları. Yani 1300 yılları dediğimiz 14. yüzyıl. 1280'li yıllar dediğimiz 13. yüzyıl. 13 ve 14. yüzyıldan sonra özellikle Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren Osmanlıca diye adlandırılan dile Arapça ve Farsça'nın yoğun girişi olmaya başlıyor. Arapça ve Farsça'nın yoğun girişiminden sonra artık Anadolu'da konuşma yavaş yavaş değişmeye başlıyor. 17. 18. yüzyıllara falan geldiğimizde, özellikle 18. yüzyıldan sonra 19. yüzyılın başlarına doğru Fransızca daha çok dilimize girmeye başlıyor. 19. yüzyıldan sonra ise Almanca dilimize yoğun bir şekilde girmeye başlıyor.
20. yüzyıl başlarında artık zaten ta öteden beri Latince'nin de bayağı ciddi bir etkisi var. Böylelikle Orta Anadolu'da, Anadolu'da özellikle sarayda dil ne oluyor? Arapça, Farsça, Latince'nin zaten ciddi bir şekilde etkisi var. Sonra Fransızca, Almanca ve dünya dillerinden sayılan İngilizce'nin de bastırmasıyla bir kozmopolit dil oluşuyor. Şimdi aslında dünyanın hiçbir dili son derece arı ve saf değildir. Saf değildir, hiçbir dil. Hepsinde, İngilizce'nin de içerisinde bir sürü Fransızca kelimeler vardır. Türkçeden kazanılmış olan kelimeler vardır. Almanca'da, Fransızca'da, İngilizce'de. Küçük bir örnek vereyim, mesela yoğurt bizim dünyaya kazandırdığımız kelimelerden bir tanesidir. Efendim? Teşekkür ederim. Şimdi ama Osmanlıca diye adlandırılan dilde böyle bir konuşma tarzı, kozmopolit bir konuşma tarzı oluşuyor arkadaşlar. Bu bir ulus dili değildir. Bana Osmanlı ulusunun olduğunu söyleyebilecek herhangi bir arkadaşımız var mı? Ailesi var. Osmanlı ulusu var mı? Nereden geliyor bu oluşum, bu topluluk? Hocam Osmanlı zaten çok uluslu bir yapı yani. Teşekkür ederim. Ben de aynı şeyden söz ediyorum sevgili dostum. Nereden geliyor? Selçuklulardan değil mi? Ve sonra oluşuyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bizim Cumhuriyet'le birlikte, Cumhuriyet döneminden itibaren Türkçemize tekrar dönüşümüzde başlarda Türk Dil Kurumu'nda bazen son derece garip çalışmalar da oluyor. Bu çalışmaları da çok katı bir şekilde eleştiriyoruz. Öz Türkçe yoktur. Övey Türkçe yoktur. Arı Türkçe yoktur. Duru Türkçe yoktur. Türkçemiz var. Türkçe yaşayan bir dildir. Bütün diller gibi. Ve bundan önce de şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki dil canlı bir organizma gibidir. Canlıdır dil. Yani bir sözcük o dilin içerisinde doğar, dünyaya gelir. Gelişir kullanılırken. Ve o sözcük yeni sözcükler üretir. Doğurur, yaratır. Bir söz türedir. Sonra kullanımdan yavaş yavaş düşer ve ölür. Yani canlı bir organizma gibidir. Dolayısıyla hiçbir dil için arısı, durusu, özü, öveyi gibi bir tanımlama kullanmamız asla ve asla doğru değil. Buyurun lütfen. Hocam biz bu kullanımı sevme daha çok hani şiveler olur ya. Onlar ayrı konular. Öz din atıyorum şivesi öyle konuşur. Geleyim diye. Öz doğrusu geliyorumdur. Onun için kullanıyoruz. Normalde böyle. Özü doğrulan diye. Hayır. O da yanlış yani. Özü öveyi falan hiçbir şekilde onlar için de kullanmıyoruz. Doğrusu ve yanlışı var. Geleyim demek bir ağız ve söyleyiş bozukluğudur. Geliyorum doğrusudur. Söyleyiş bozukluğu diye tanımlarız. Kimi yerde şiveler ayrıdır, ağızlar ayrıdır. Bu konuda dil bilimi konusunda ciddi bir inceleme yapmanızı öneririm size. Sorularınızın birçok yanıtlarını orada bilimsel olarak bulacaksınızdır. Onun için arkadaşlar, Türkçe'de yaşayan Türkçe, şu anda kullandığımız bir sözcük öldükten sonra onu yeniden diriltmeye ve kazanmaya ve kullanmaya çalışmak ne kadar
başarılı olabilir sizce? Hadi çocuğumuza eski, artık aramızdan çıkmış olan, kullanımımızdan çıkmış ve düşmüş olan bir sözcüğü öğretelim. Yani çocuğa öğretiyorum bunu. Çocuk Türkçeyi bu şekilde öğreniyor. Demek ki büyüyünce de bu şekilde. Bunu sürekli kullanarak büyüyecek ve sürekli bu şekilde konuşacak diye düşünebiliriz. Öyle mi olur acaba sizce? Çünkü o büyürken birçok insanlarla konuşacak. Çağın değişimini hayal kurduracak. Çocuğumuza biz o kelimeyi öğretebiliriz. Bundan sonra böyle konuşacaksın, şu kelimelerle konuşacaksın yavrum diyebiliriz ama ne kadar sürer? Onun çocuğunda ne kadar geçerli olur yaşar? Mümkün mü? Çünkü o sözcük artık ömrünü doldurmuş ve ölmüş. İzninizle görüldüğü gibi Türkçe üzerine konuşmak, diksiyon üzerine konuşmak, konuşma sanatımız üzerine konuşmak konu konuyu açtıkça bayağı uzun bir süreç alıyor. Sevgili arkadaşlar, not almak isteyenler için söylüyorum ama benim için geçerli olan o son derece güzel ve yakışıklı olan başımızın içine not almanızdır. Bir sözcük ünsüzle bitiyor. Kendinden sonra gelen sözcük ünlüyle başlıyorsa bu iki kelime birbirine ulanır ve vurgu ulanan yerdedir. Vurgulara da geleceğim. Az önce yarım kaldı yer altlarındaki vurgularla, kelime, Türkçe kelimelerdeki vurgular konusunda. Bunu çoğaltmak olası. Ben size dört tane küçük bir örnek hemen yazıverdim. Bunlar birleştirilir ama özellikle şuradan birleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Özellikle vurgu birleşen yerdedir. Koşar adım demeyiz arkadaşlar. Koşar adım. Gelin almak demeyiz. Gelin almak. En az dendiğini duydunuz mu ya da der misiniz? Hayır. En az. Çiçek açmak. Hayır. Çiçek açmak. Bu konuda çok dikkatli olacak olursanız sevinirim. Bana yardımcı olacak bir arkadaşım var mı? Bazı bölümleri okutmak istiyorum çünkü. Bana yardımcı olmak isteyen hiçbir arkadaşımız yok mu? Siz zaten sunuculuk yaptınız. Size yardımcı olabilirim. Çok teşekkür ederim gentleman kardeşim. Buyurun. Lütfen. Canımız, arkadaşımız. Denizlerin en güzelidir Akdeniz. Bu böyle mi okunmalı? Denizlerin neyle bitiyor? En güzeli E ile başlıyor. Denizlerin en güzeli. Dir neresi? Dir R ile bitiyor. Akdeniz D ile başlıyor. A ile başlıyor. Bu örnekleme için çok teşekkür ederim. Hayır hayır devam edin. Şimdi öğrendiğinize göre ulamayı nerede yapmanız gerektiğini anladınız değil mi? Demin çok yanlış okudunuz. Denizlerin en güzelidir Akdeniz.
dediniz. Orada yoldan okudum ben. Ben de zaten onu istedim sizden. Orada ya böyle yazılınca siz... Şimdi bir yazışımı gözümden sana doğru yok. Harika. Bunun için alkışlıyoruz. Önce kasıtlı olarak yanlış okudu arkadaşlar. Şimdi doğruyu gösterecek. Lütfen doğruyu gösterir misiniz? Şurayı. Yine aynı cümleyi. Bakın. Ne ile bitiyor? E ile başlıyor. Kullanacak. R ile bitiyor. A ile başlıyor. Kullanacak. Denizlerin en güzeli bir Akdeniz. Denizlerin en güzeli. Eceledik bu sefer de. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ama doğru yaşayacağız. Çok teşekkür ederim. Fakat tecelleyerek okumuş oldu sevgili arkadaşımız. Demek ki İbrahim Bey, yardımcı ve yararlı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben okuyayım pekala. Denizlerin en güzelidir Akdeniz. Denizlerin en güzelidir Akdeniz. Denizlerin en güzelidir Akdeniz dememiz ulamaları yapmadığımız zaman nasıl yanlış geliyor fark ettiniz değil mi? Dün akşam Ahmet annesinin evine gitti. Dün akşam. Ahmet de annesi. Hepsinde yok. Yazın. Dünle akşam arasında var. Akşamla Ahmet arasında var. Ahmet'le annesinin arasında var. T ile bitiyor, A ile başlıyor. Ama evine gitti de yok. Keman akordundan anlayan adam var. Harika. Kim dedi hepsinde? Siz. Keman akordundan anlayan adamlar. Mektup okudu. Harp okulu. Felç olmak. Ağaç altında. Kanat açmak. Şehit olmak. Cenk etmek. Ahenk içinde. Bunlarda da ulama var diye düşünüyoruz değil mi? Ama bir başka olay daha var. Kim ne dedi lütfen yüksek sesle söyler mi? Ses dönüşümlerinden mi söz ettiniz? Ses dönüşümlerinden mi söz ettiniz? Alkışlayınız arkadaşımızı harika. Arkadaşlar bunları çoğaltmak olası. Siz demin buradaki düzeltmeyi yapan arkadaşımız kimdi galiba sizdiniz. Lütfen sizi rica edebilir miyim? Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Sahneye gelmekte neden çekiniyoruz sevgili arkadaşlar? Arkadaşımız son derece zarif, son derece de güzel tebessüm ediyor ve de çok da tatlı yürüyüp çok tatlı geliyorsun. Lütfen kalemi rica edeyim sen. Mektup okuduğu nasıl okuruz? Okuduğumuz seslerle yazar mısınız lütfen? Felçten başlasın. Pekala, felçten başlayın.
Vurgu da orada diyorsunuz. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Felç olmak. Bakın ne diyoruz? Felç olmak. Colmak. Vurgu orada. Fonlama orada. Çok güzel. Aynı şeyi mektup okudu kelimelerinde yapar mısınız? Harika, devam edin. Evet, devam edin. Harikalar yaratıyorsunuz. Yani bir de siz ne eklediniz? Ben okudum dediniz. Tamam, kabul. O da olabilir. O da olabilir yardımcım. O da olabilir. Olabilir, hiç dokunmayın. Doğrusu bu sevgili arkadaşlar. Burada da P, B'leşiyor. Aynı şeyi harp okulu kelimelerinde düzenleyiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ağaç altı. Kanat açmak. Cenk etmek. Alkışlar mısınız lütfen? Çok teşekkür ederim. Şehit olmak mı deriz? Şehit olmak mı deriz? Şehit olmak gibi. Buralarda da ulamalara bu koşullarda dikkat etmenizde büyük yarar var sevgili arkadaşlar. Bazı sözcüklerde de ses düşmesi söz konusu olur. Buna küçük bir örnek. Büyük havuz, sıcak hamam, basık hava, küçük hanım, Türk hava yolları, çocuk hastalıkları gibi hallerde. Düşüncesi olan var mı? Ya da önerisi olan, ya da bilgisi olan. Pekala, bu tür sözcüklerde ne yapılması gerektiğini bize söyleyecek olan arkadaşımız var mı? Hemen bunu söyleyen arkadaşımı buraya kadar rica edebilir miyim? Lütfen beni burada yalnız bırakmayın ve sürekli birlikte olalım sevgili dostlar. Çünkü herkes son derece zarif, güzel, düzenli ve de yakışıklı. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Okunuşlarını yazar mısınız lütfen? Devam ediniz. Basit olarak. Küçük. Büyük de olabilir, hiç problem yok. Çok teşekkür ediyorum. Bir de okur musunuz lütfen yazdıklarınızı? Büyük havuz. Mikrofonu okursanız sevinirim. Büyük havuz.
Açık. Sıcak hava. Asık hava. Küçük hava. Çok teşekkür ediyorum. Bu gibi hallerde de sevgili dostlar, baştaki H sesi düşer. Baştaki H sesi düşünce ardından gelen ünlü olduğu için ve de ünsüz de bittiğinden dolayı önceki kelimede yine ulama olur. Ama biz bunu büyük havuz demeyiz. Siz şimdiye kadar büyük havuz dediğinizi hatırlıyor musunuz? Değil mi? Ne deriz? Büyük havuz. Sıcak hamam dediğinizi hatırlıyor musunuz? Sıcak hamam. Basık hava. Basık hava gibi. Buyurun lütfen. Biraz yüksek sesle ve daha açık anlatır mısınız, sorar mısınız lütfen? Havuz. Hayır, niye havuz diyelim ki onda? Buradaki kural, eğer havuz sözcüğünün önünde gelen kelime ünsüzle bitiyorsa, bu büyük de olabilir, küçük de olabilir. O zaman H sesi düşüyor. H sesi düşünce geride A sesi kaldığı için ünsüz ve ünlü birleşmesi söz konusu oluyor ve vurgu şurada buluyor. Ama tek başına havuz dediğimiz zaman havuz diyoruz. Ona neden havuz diyelim ki? Değil mi? Öyle söylediğimiz zaman herhalde herkes bize garip garip bakar veyahut da en azından sizin gibi güzel tecrübeler güler. Yine başka bazı özel sözcükler vereceğim sevgili dostlar. Karaca oğlan. Çok güzel, teşekkür ederim. Hemen bir arkadaşımız doğrusunu söylesin bize. Karacaoğlan. Gelmez mola. Karaca olan gelmez mola, ne oldu, niçin, ne olur gibi sevgili dostlar. Yavaş yavaş artık vaktimiz doldu mu? 15 dakikamız var. Var, pekala, çok teşekkür ediyorum. Anlatacağım o kadar çok kurallar var ki ve de uygulatmak istediğim sevgili dostlar. Buyurun lütfen İbrahim Bey. Evet hocam. Şimdi sizin burada anlattıklarınız bizi diplomatik hayatta diplomatik hayat. Akademik hayatta diplomasi olarak kullanabiliriz. Çünkü akademik hayatta diplomasi olarak kullanabiliriz dediniz. Buyurun. Bir halk dili vardır yerleşmiş. Halkta konuştuğumuz, anlaştığımız bir dil vardır. Bunlar bizi dinliyorsa, anlıyorsa zaten bunlara hiç gerek yoktur ki. Şimdi atıyorum, siz annenizle falan konuşurken ben bunları hiç kullanmam böyle. Annem beni nasıl anlıyorsa, nasıl anlaşıyorsa böyle konuşuyorum. Harika. Katılanlar? Doğru bildiğimiz yanlış. Evet, yani buradaki birlikteliğimizin dörtte birinden daha az katılanlar size.
Türkçeyi ses uyumuna göre, konuşulması gerektiği şekle göre konuşmamız, bunu öğrenmemiz, annemizle nasıl konuşacağız, babamızla nasıl konuşacağız, bakkalla nasıl konuşacağız, bir yerde nasıl konferans vereceğiz veyahut da bir alışveriş merkezinde hangi Türkçeyi kullanarak alışveriş yapacağız gibi algılayacak olursak, dili konuşmamızı düzeltmiş değil, amacına göre uygulamış oluruz. Siz hangisini tercih edersiniz? Yanlış bir davranış olabilir ama geneli öyle yapıyor. O halde genelin yaptığına biz de sesimizi çıkartmıyoruz. Bırakmalar nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar mı demek istediniz? Anlamadım. Dememeliyiz değil mi? Bizim buradaki bulunma amacımız her şeyden önce Türkçemizin nasıl konuşulması gerektiğinde belirli bir konuşma eğitiminden daha çok Türkçemizin doğru konuşulmasında uymamız gereken, bilmemiz gereken temel kuralları sizlerle paylaşmak istedim dostlar. Bunları eğer bilerek uygulamaya çalışacak olursak, yaş ortalamamız çok genç, çok rahatlıkla düzeltebiliriz. Kendimden örnek vermek istiyorum. Kaç kişi inanacak onu bilemiyorum. Çünkü inanılması gerçekten güç bir örneğim ben. Ben Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde okudum. Diyarbakır Ziya Gökalp Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra. Diyarbakır'ı bilenler çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır şivesini çok iyi bilenler sevgili dostlarım galiba. Efendim? Ben de ondan söz etmek istiyorum. Ziya Gökalp Ortaokulu'ndayım. 1900, kusura bakmayın yaşımdan söz etmiş gibi olacak ama yaşım da ortaya çıkmış olacak. 1960'lı yıllar. Neyse, hoş geldin artık bu garibi. Ziya Gökalp Lisesi'nin tam karşısında Adana'daki İncelik Üssü gibi, o zaman Diyarbakır'da Pirinçlik Üssü vardır. Biliyorsunuz değil mi Pirinçlik'i? Pirinçlik Üssü de Amerikalılara ait bir üssü. Onlarla birlikte görev yapan Türk arkadaşlar vardı ve bu arkadaşların büyük bir bölümü Ankara'dan, İstanbul'dan ve İzmir'den gelmiş, orada iş bulmuş Amerikalılarla çalışan arkadaşlardı. Bunlar bir tiyatro oluşturdular. Ben de o dönemlerde tiyatroya çok hevesliyim. Bu hevesim daha sonra 1970'li yıllarda Ankara'da halk oyuncuları denilen Ankara Halk Oyuncuları Ahoy'u kurmama kadar götürdü. Ben eski bir tiyatrocuyum. İnsanlar konuşuyorlar. Diğer de top gelir mi dememiz lazım. Yanma yavan ağabeyse ne herif ne değilsin. Ama onlar hadi kalkın gidiyoruz diyor. Acaba bunlar efemine mi diye düşündüm. Hoşgörünüze sanarak söz ediyorum. Sonra evde radyo dinlemeye başladım. En çok sevdiğim programlar arkası yanımlar, radyo tiyatroları. Orada insanlar konuşuyorlar. Rol gereği bazı bölgelerin söyleyiş tarzlarını da taklit ediyorlar ama hepsi son derece farklı konuşuyor. Acaba radyocu olmak, o dönemlerde biz o şekilde tanıyorduk, radyocu olmak gibi. Acaba bunun için de mi biraz efemini olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra o tiyatroyla ilişkiye girdim. Beni değerlendirmeye başladılar. Benim sorularımı çok garip karşılamaya başladılar. Gülmeye başladılar ama çok tatlı gülüşlerdi bunlar. Benimle çok tatlı sohbetlerdi bunlar. Sonra anladım ki bir de Türkçenin doğru kullanımı var. Ben yöresel etkiyi değerlendiriyorum.
Çok sürmedi arkadaşlar. Şimdi ben her iki şiveyi de kullanabiliyorum. Her iki, hayır ben Antep şivesini de kullanabilirim. Las şivesini de demin taklit ettiğim Diyarbakır şivesini, Urfa şivesini de kullanabilirim. Ege bölgesinde Denizli'yi de, Aydın'ı da kullanabilirim. Orta Anadolu'yu, Yozgat'ı, Kayseri'yi de falan şivesini de ne arıyorsun herif, nerelere gidiyorsun falan filan diye de konuşabilirim. Bunlar ayrı şeyler. Tiyatral edanın, tiyatral yetkinin getirmiş olduğu bir özellik bu. Ama 1970'li yıllarda diksiyon dersi vermeye başladı Ankara'da. 76 ve 77 yıllarında. Demek istediğim kısaca şu arkadaşlar. Türkçenin, yaşayan Türkçenin ömrünün bulunduğu yerdesiniz siz. Ömrü, yaşayan Türkçenin ömrü şu anda neredeyse siz oradasınız. Yani sizin çağınızda Türkçe nasıl bir ses ve söz yapısına sahipse siz onu en doğru şekilde kullanmak durumundasınız. Ben giderim ağama böyle konuşurum her diyemez. Türkçeyi doğru kullanmak durumundasınız. Taklit etmek ayrı, doğrusunu öğrenip, doğrusu böyle. Şimdi yapacağım doğrusu. Yapayım. Ben kalkar giderim arkadaşlarla öyle konuşurum. Yok. Yapacağım doğrusunu. Bu yüzden sizin söylediğiniz İyi de bütün bunlara ne gerek var o zaman? Değil mi? Ben kalkıp alışveriş yaparken yakınlarımla, dostlarımla, annemle, akrabalarımla zaten bu şekilde konuşuyorum. Annem de bu şekilde konuşuyor. Ve annem beni o zaman çok daha rahat anlıyor. Daha iyi anlıyor. Şunu hiç unutmayınız. Annenizin döneminde bu şekilde bir diksiyon eğitimi, yöresel eğitim, okullarımızda Türkçenin yazıldığı gibi okunmadığı, okunduğu gibi yazılmadığı konusunda bir eğitim sistemi yok. Halen biz çok şikayetçiyiz. Neden şikayetçiyiz? Bir İngilizler gibi, Fransızlar gibi, Almanlar, İtalyanlar gibi, yani dünyada etkin olan İspanyollar gibi etkin olan dillerden söz ediyorum. Dilin nasıl seslendirilmesi gerektiği konusunda bilimsel çalışmalarımız tamamlanmamış olduğu için bu konuda belirli bir kurallar bütünü resmi olarak yayınlanmadı demek daha doğru bir tanımlama olur. Yani bu konuda artık yasalla mı bu hal olur, başka türlü mü hal olur onu bilemeyeceğim. Onu yasa koyucular ve yöneticiler bilirler. Ama şunu biliniz ki hiç rahatlamanız açısından söylüyorum. Şunu biliniz ki 15. yüzyılda İngilizce İngilizler İngilizceyi yazıldığı gibi konuşuyorlardı. Bu konuda bütün bilimsel araştırmaların tamamını yapabilirsiniz. Hepsinden aynı sonuca çıkacaksınız. Aynı sonuca varacaksınız. Yani İngilizce şöyle yazılır ama böyle okunuru yok. Ama onlar hallettiler. Bizim de bu konuda belirli siyasal çekişmelerden uzak kalarak az önce örneğini verdiğim gök götüren demirden itelepçte gök konusal adet ile içi geçmiş dinsel kişi aşı yedim. Bunlar karşıt olarak bir grup bir diğer grubu eleştirmek adına ona karşı çıkmak adına bu tür üretimler yaptılar. Bir ulusun gelişiminde ve değişiminde bu tür unsurlar olacaktır arkadaşlar. Gayet doğal. Belirli siyasetler çıkacak, belirli görüşler olacak. Şu siyasetler, şu görüşte olanlar şunu savunacaklar. Bu siyasette şu görüşte olanlar bir başkasını savunacaklar. Fakat en büyük tehlike nerede biliyor musunuz? Bizim en çok işte gençliğimizin böyle yaşadığımız dönem 1970'li yıllardı.
İşte şu kelimeler mi kullanılacak, bu kelimeler mi kullanılacak? Şunu kullananlar şu dünya görüşüne sahip, bunu kullananlar bu dünya görüşüne sahip. Şöyle söylenmemeli, böyle söyleyenleri bilmem öldürmeli, şöyle söyleyenleri yaralamalı. Yanlış. Dilimizle oynamayın. Ev siyasiyle. Hangi dünya görüşünü savunuyorsanız savununuz. Ama dili lütfen dil bilimcilere bırakınız. Dil bilimciler bilimsel çalışmalarla dilimizin diğer dünya dillerinde olduğu gibi bir söyleniş özelliği kurallarını yaratsınlar. Bu 20 yıl alabilir, 30 yıl alabilir, 50 yıl alabilir. Ama düşünseniz de sizin torunlarınızın artık bu konuda son derece hiçbir şekilde bir Fikret Alan veyahut da bir Ayşe, Fatma, Mehmet, Ahmet dinlemek zorunda kalmadan Türkçe'de şu kelime şöyle yazılır, böyle okunur. Türkçe'de şunun kuralı budur. Bilerek eğitimini almış olsun. Dolayısıyla hiçbir dünya görüşü, hiçbir siyasi oluşum, hayır bu kelimeyi şöyle kullanacaksın, bu kelimeyi kullanmayacaksın, onun yerine şunu kullanacaksın gibi bir öğretiyi derdine girmemiş olur. Böyle bir şeyin hiçbir anlamı yok. Çünkü dil hepimizin ve dil yaşayan bir organizma gibidir. Doğa gelişir, çoğalır ve ölür. Öldükten sonra bir kelimeyi ne kadar canlandırabilirsiniz? Kaç kuşak için veyahut da sizden sonra gelecek kuşağın kaç yaşına kadar? Mümkün. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar birlikte olmak üzere.